Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar. Evet, dolar ve dolar TL baş döndürmeye devam ediyor. Tıpkı en son dolar analiz videomuzdaki başlığımızda olduğu gibi dolar TL'nin baş döndürdüğünü ifade etmiştik. Bugün hem dolar TL hem de dolar küresel piyasalarda gerçekten çok ciddi hareketler yaşadım. Hemen hemen hepiniz zannediyorum ki basında yer alan haberleri okumuşsunuzdur, an be an takip ediyorsunuzdur. Bunun için bu haberlerin çok ayrıntılarına girmeyeceğim. Sadece saat 17'ye kadar devam eden hem iç piyasada hem de dış piyasada devam eden güçlü bir dolar seyrinin ardından saat 17 itibariyle bu akşamki FOMC tutanaklarının açıklanacağı, yani geçtiğimiz ay Aralık ayındaki Amerika Merkez Bankası Fed'in toplantı sonrasında oluşan tutanaklarını, Fed başkanlarının aralarında ne konuştukları, onların bakış açılarını ifade eden tutanakların yayınlanacağı bir akşamdı. Henüz bu tutanaklar açıklanmadı zannediyorum. Çok da incelemeye vaktim olmadı ama bu tutanaklar öncesinde farklı eyaletlerdeki Fed başkanları görüşlerini beyan eden bir takım açıklamalarda bulundular ve saat 17 itibariyle gelen açıklamalarda bu Fed'i oluşturan diğer eyalet başkanlarının Fed üyelerinin oluşturulmuş olduğu diğer eyalet başkanlarının söylemlerinden şöyle bir mana ortaya çıktı. Fed, evet, ortada bazı riskler olduğunu kabul ediyor. Fakat bu risklerin henüz Amerika ekonomisini olumsuz yönde etkileyebilecek boyutlarda olmadığını, ekonominin hala iyi durumda olduğunu, enflasyon verileri, gelen işsizlik verileri ve tarım dışı istihdam verilerine bağlı olmak kaydıyla ekonomide bir durgunluk seyrinin söz konusu olmadığına inandığını ifade ediyor. Ve bu söylemler ise Fed'in önümüzdeki, daha doğrusu bu yıl itibariyle 3'ten 2'ye inen faiz artırımı beklentisinin artık 1'lere kadar inmiş olabileceği, bir kez faiz artırabileceği ve hatta ve hatta bu riskleri bir süre öteleyelim, görmezden geliriz, gelebiliriz şeklindeki ifadelerle de gerekirse faiz indiriminin dahi kapısının açılabileceği, buna dair bir yeşil ışığın dahi yakıldığı şeklinde bir takım anlamlar ortaya çıkmaya başladı. Tabii ki Fed üyelerinin bu şekildeki konuşmaları, özellikle ve özellikle faiz artırımı yönündeki korkuların zaten azaldığı ve bu beklentinin satın alınmış olduğu bir ortamda artık acaba Fed bu iyi gidişatın devamı durumunda faiz artırımı bir yana faiz indirimine gider mi şeklinde bir düşünceyi de beraberinde getirdi. Ve bu beklentiyle birlikte doların küresel piyasalarda öncelikle dolar endeksinde önemli bir kaybın yaşandığını, pardon 96 seviyesi üzerindeyken 95'lere yaklaşan bir görünüm kazandığını ilk olarak fark ettik. Saat 17 civarlarında böyle bir oluşum yaşandı. Şurada görmekte olduğunuz gibi çok önemli bir bar oluştu ve 95.147 seviyelerine kadar oluşan bir gerileme ile dolar güçlü para birimleri dediğimiz para birimleri karşısında değer kaybı yaşadı. Tabii ki bunun paralelinde Japon yenine baktığımız zaman ise 109'lar seviyesine yaklaşırken sert bir gerileme ile 108.2 seviyelerine kadar geri çekildi ki bunun anlamı da Japon yeninin dolar karşısında değer kaybettiği veya doların Japon yeni karşısında değer yitirdiği şeklindeydi. İşte tam saat 17 itibariyle aynı zamanda Euro dolar paritesinde de son günlerde bir türlü 1.15 üzerine çıkmayı başaramayan Euro doların 1.15.50 seviyelerine kadar yükseldiğini ve doların aynı zamanda Euro karşısında da değer kaybettiğini gördük. İşte arkadaşlar, Fed üyelerinin yapmış olduğu bu iyimser açıklamalar, bir diğer yandan da ABD-Çin arasındaki ticaret krizinin çözümü yönünde atılmış olan adımlar, yapılan müzakerelerin ve görüşmelerin iyi geçtiği yönündeki özellikle ABD kaynaklı açıklamalarda piyasalarda bir nebze olsun bir rahatlama, bir soluklanma, ayı piyasasından çıkıp da bir tepki yaşama isteğini oluşturmuş durumda. Ve tabii ki bütün bu gelişmeler paralelinde ülke içindeki tabloya baktığımız zaman da saat 17'ye kadar 5.55 54-60 seviyesini test etmiş olan dolar TL'nin saat 17 itibariyle 17'den sonra
küresel piyasalarla uyumlu bir şekilde, hızlı bir şekilde geri çekildiğini, önce 5.44 seviyesini test ettikten sonra 5.47-5.48 aralığında son saatlerini geçirmekte olduğunu görmekteyiz. Şimdi sevgili arkadaşlar, burada önemli olan bir husus var. Doların dünya piyasalarında, küresel piyasalarda bu kadar ciddi ve etkin bir şekilde değer kaybetmiş olmasına rağmen iç piyasada dolar TL'nin sınırlı bir değer kaybı yaşamış olduğunu söyleyebilmemiz mümkündür. Niçin? Biz dolar TL'yi 2018 yılı sonları itibariyle 5.15'lere 5.13'lere kadar geri çekilmiş olan, hatta ardından 5.20 üzerinde ve sonrasında ise 5.25-5.30 aralığında yılı kapatan gevşek bir seyir içerisinde tanımlıyorduk. Ama yeni yılın girmesiyle birlikte dolar TL'de önemli bir hareketlenme oldu ve yeni yılda ilk defa doların dünya küresel piyasalar bazında bu kadar ciddi bir değer kaybı yaşamış olmasına rağmen halen dolar TL'nin 5.40 üzerinde duruyor olması, dolar TL için 2019 yılının ilk aylarından itibaren başlayabilecek olan bir yukarı yönlü hareketin devam etmekte olduğunu ve bu konudaki niyetin ve isteğin hem teknik hem de konjonktür adına güçlü olduğunu görmekteyiz. Özetle değerli arkadaşlar, dışarıdan gelen bu önemli desteğe rağmen, yani TL lehine olabilecek bir desteğe rağmen dolar TL'nin sınırlı bir geri çekilme içerisinde olduğunu görüyoruz. Zira bugün 5.50'nin üzerinde tutunamamış olmasının bir diğer önemli etkisi ise şurada görmekte olduğunuz 2 saatlik grafik, 120 dakikalık grafik itibariyle ve zaten bildiğiniz 5.50 psikolojik sınırının birkaç defa üzerine çıkmak şeklinde bir çaba oluşmuş ama henüz bu konuda başarılı olunamamış. 5.50 önemli bir dirençtir, önemli bir psikolojik noktadır. Önemli ve güçlü kabul edilen dirençlerin de bir solukta, bir hamlede kolaylıkla aşılması beklenemez. Şuradaki ayın ikisi gecesindeki Japonya kaynaklı olan olayı istisna kabul edelim. Bu olağanüstü bir durumdu. Bütün dirençler aşıldı ve çok kısa süre içerisinde de tekrardan normal banda dönülmüş oldu. Önemli olan şu anki normal koşullar altındaki tabloya bakıyoruz. Burada 5.50'nin zorlandığını ama geçilemediğini, ancak burada ise üzerine çıkılıp tutunma çabası içerisinde bir gayret olduğunu görüyoruz. 2 Ocak gecesi yaşanmış olan 5.83 tepe noktasıyla onun ardından gelen 5.30'a yaklaşan bir seviyedeki dip noktayı, yani son günleri dikkate almak kaydıyla, son birkaç günü dikkate almak kaydıyla oluşan dip ve tepe nokta arasında bir Fibonacci çalışması yapacak olur isek karşımıza böyle bir grafik çıkıyor ve bu grafikte arkadaşlar %23.6 desteğimizin önemli bir destek olarak kendisini hissettirdiğini görüyoruz. Zira bugün 5.54 seviyesinden oluşan sert geri çekilmede gördüğünüz gibi bu noktaya yaklaşırken derhal aynı bar içerisinde hızlı bir tepki oluşmuş. %23.6 seviyemiz nedir arkadaşlar? 5.43-64 seviyesi. Genel anlamda biz önümüzdeki günler itibariyle, yani önümüzdeki kısa süreç itibariyle birkaç günlük veya gün içi işlemler bazında özellikle 5.44 seviyesine dikkat etmeliyiz. 5.44 seviyesinin aşağısında bir kapanış olur ise bildiğimiz artık 5.40-5.42 aralığındaki genel bir destek noktası olarak tanımlayabileceğimiz noktanın aşağısına inişler olabilir. Yani 5.30'lu seviyelerin tekrar test edilmesi gündeme gelebilir. Bu noktada ise 5.38 seviyesinin önemli bir destek konumunda olduğunu, özellikle 2018'in son günlerinde aşılmasında zorluk yaşanılan bir destek bölgesi olduğunu görmüştük. Bu sebeple şu an itibariyle takip etmemiz gereken destek 5.44'tür. 5.44'ün aşağısına inilmesi durumunda 5.40 civarlarında tekrar tepki bulunabilir ama belki de 5.38-5.40 aralığına yönelik bir sarkma diyebileceğimiz kısa süreli bir geri çekilme de olasıdır. Bunlar tamamıyla teknik olasılıklardır. Asla illaki 5.40'ları 5.38'leri görecektir şeklinde bir iddiada bulunmamız hiçbir şekilde mümkün değildir. Şimdi arkadaşlar,
5.44 seviyesine yaklaşımda görmüş olduğumuz tepkinin ardından şu anlar itibariyle 5.47 civarlarında, 5.47-5.48 aralığında bir dengelenme yaşıyoruz. 5.54'ten gelen satışlar olması normaldir. 5.50 üzerinde bu kez tutunamamış olmasının vermiş olduğu tabloyla bir satış dalgasının oluşması gayet normaldir. Bizim 5.44 seviyesi üzerindeki tutunmamız, bu desteğin muhafaza edilmesi ve ardından 5.50'ye yönelik olan zorlamalarda bu direncin aşılıp da buranın destek olup olmadığı noktasını yakinen takip etmemiz gerekiyor. Yani 5.50 üzerinde en az 3-4 saatlik bir tutunmanın söz konusu olması durumunda biz 5.50'nin aşılmış olabileceği ihtimalini düşünmeye başlayabiliriz. Ama teknik analiz der ki net olarak 2 günlük bir kapanış olmalı ki bir direnç üzerinde o direncin aşıldığından söz edilebilsin. Veya bir destek altında 2 gün bir kapanış üst üste olmalı ki o desteğin kırıldığından söz edilebilsin. Biz henüz 5.50 üzerinde 2 adet net kapanış yapmadık. Bunun için de 5.50 direncinin aşıldığından bahsedemiyoruz. Nitekim görüldüğü gibi 5.50 üzerinden halen satışlar gelebilmekte. Peki 5.50 direncimiz aşılır ve burası bir destek konumuna gelir ise bu durumda %50 Fibonacci çizgimizi temsil etmekte olan 5.57,5-5.58 diyebileceğimiz nokta önem kazanacaktır. Bu direnci takip edeceğiz ve bu direncin de aşılması durumunda kaldı ki 5.50'nin net bir destek haline gelmesi durumunda 5.50 direnci çok daha önemli bir dirençtir. Psikolojik bir önemi de vardır. Bu nedenle bir ihtimaldir ki 5.57-5.58 direnci biraz daha kolay aşılmak suretiyle 5.60-5.70 aralığına doğru hareketlenmenin devam etmesi önümüzdeki kısa vade için mümkün olabilir. Şu an arkadaşlar baktığımız grafik 120 dakikalık grafiktir. Bunlar bu hafta içerisinde olabilme ihtimali olan şeylerdir. Ama tabii ki genel trend anlamında 5.40'ın üzerinde tutunan bir dolar TL seyrinin normal şartlar altında 5.70-5.90 aralığındaki direnç bölgesine doğru yönelimi kısa orta vade olarak tanımlayacağımız bir hafta, 10 gün, 20 gün veya bir aylık süre içerisindeki trend anlamında esas hedeflerimiz onlardır. O konulara şu anda girmiyorum. Bugünkü koşulları ve bu anı değerlendirmeye çalışıyoruz. Evet değerli arkadaşlar, teknik görünüm bu durumu ifade etmekle birlikte bir de isterseniz haftalık periyottan bahsetmiştik ve bu haftalık periyotta teknik göstergelerin ne durumda olduğuna bakalım. Çünkü çok uzunca bir zamandan beri haftalık periyot olumsuz bir teknik görünüm içerisindeydi. Bu aşağı eğilimin devam ettiği anlamına geliyordu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir MACD göstergemiz bulunuyor ve bu göstergemiz şuradan itibaren başlayan sert geri çekilmesinin ardından artık bir geri dönüş sinyali verir konumuna gelmiş durumda. Dik açı ile aşağı doğru inen kırmızı eğrinin artık yönünü yataya çevirdiğini görüyoruz. Bu nokta hangi seviyeyi bize referans olarak almamızı gerektiriyor? Gördüğünüz gibi şu bölgelerde de benzer bir durum söz konusu olmuş. Yani kırmızı trigger çizgimizin bu seviyelerde de geçmişteki bu seviyelerde de benzer seviyelerden de bir yukarı dönüş eğilimine girdiğini ve buradan da şu yönde bir hareketin başladığını görüyoruz. Elbette ki bu yönde hareket şurada görmüş olduğunuz barlar her biri bir haftayı ifade etmekte. Dolayısıyla 3-5 gün sonra oluşacak böyle bir yükseliş vardır anlamı çıkarılamaz. Ancak buradaki görüntü şudur. Haftalık görünüm itibariyle yavaş bir gösterge olduğunu bildiğimiz ama biraz daha kararlı ve net sinyaller ürettiğini bildiğimiz MACD göstergesinde aşağı eğilimin şuradaki kırmızı eğrinin yönünü artık yataya çevirmiş olması nedeniyle de bir şekilde bu eğilimin azaldığını, artık yukarı yönlü bir dönüş eğilimi içerisine girebileceğini bizlere ihtimal olarak gündeme getiriyor. Bir diğer gösterge olarak ise güç göstergesi olarak kendi şahsım adına kullanmış olduğum bir göstergemiz var. Bu göstergenin durumuna bakalım arkadaşlar. Bu göstergenin durumu da şuradaki 40 referans çizgisine doğru önemli bir yaklaşım içerisinde. Şurada gördüğünüz yaklaşımın ardından hafif bir geri çekilme yaşamış ama bu tablo itibariyle yönünün hala yukarı olduğunu ve bu 40 referans çizgisinin
kesişmesi ve aşılması durumunda yükselişin hız kazanabileceğini ifade ediyor. Ben de dikkatle bu beyaz eğrinin şuradaki 40 bölgesindeki hattı kesip kesmeyeceğini yakından izliyorum sizlere sağlıklı bilgi aktarabilmek bakımından. Evet değerli arkadaşlar, son bir durum olarak ise dolar TL'nin evet günlük grafiğine döndüm. Biliyorsunuz ben sizlere günlük verileri gece 24'ten sonra ve gün içerisinde, gün içindeki hareketliliği takip edenler için de özellikle öğleden sonra 2 saatlik ve 4 saatlik pivot sistem kriterlerine uyumlu olarak destek ve direnç noktalarını mutlaka veriyorum. Çünkü gün içerisinde küçük marjlarda hareket eden, al sat yapan veya forex piyasalarını, viop piyasalarını kullanmakta olan çok ciddi bir katılımcı grubumuz bulunmakta. Diğer arkadaşlarımız için de inanıyorum ki dolar belli bir noktayı aşabilecek mi, aşamayacak mı, o an için hangi seviyeye dikkat edilmesi gerekir gibi konular açısından da yararlı oluyordur. Arkadaşlar dün itibariyle dün gece yayınlamış olduğum pivot verilerinde demiştim ki bugün için önemli olabilecek seviyeler 5.47 seviyesinin üzerinde kalınması önemli ve 5.56 direnci önemli demiştim. Ve bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi 5.54 seviyesi bir direnç olarak karşı 5.54 seviyesi en yüksek nokta olarak görmüş olduğumuz bir seviye oldu. Ve yine gün içerisindeki tweetlerimde 5.54 ila 5.58 aralığında bir zorlanmanın olabileceğini, 5.50'ye yönelik tekrar bir geri çekilme olarak 5.50 desteğinin de tekrardan test edilme, sorgulanma ihtimalinin varlığına vurgu yapmıştım. Tabii ki saat 17'de FED yetkililerinin ne tür açıklamalar yapacağını bilmem mümkün olmadığı için 5.50 aşağısına o anki görünüm ve o anki tablo itibariyle pek aşağı gelecek şekilde bir tablo mevcut değildi. Evet arkadaşlar, bu teknik görünüme bağlı olarak yarın için şu an endeks dolar TL'nin bu seviyelerden kapanmış olabileceğini varsayarak tekrar söylüyorum, gece 12'den sonra ben Twitter'dan mutlaka yarına yönelik milimetrik rakamları aktaracağım. Şu anki rakamlara dikkate almak kaydıyla, şu anki seviyeden kapanmış olabileceğini dikkate almak kaydıyla 5.48.50, 5.48.60 seviyesinin bir pivot seviyesi konumunda olduğunu, bu seviyenin aşağısında kalındıkça ki şu an bu seviyenin aşağısındayız ama çok az bir miktar aşağısındayız. Bu seviyenin aşağısında kalınırsa 5.42-5.43 bölgesine kadar bir geri çekilme olasılığımız varmış. Bunu az önce grafiklerden de gördük zaten Fibonacci grafiğinden. Eğer bu destekle kırılacak olursa yine biraz önce bahsettiğim gibi 5.38'e kadar geri çekilme ihtimali teknik anlamda görünüyor imiş. Ama 5.48'in üzerinde bir kapanış gerçekleşir ve bu seviye üzerinde kalıcı olunur ise yarın için dikkat edilmesi gereken ilk direnç 5.53 ve bu direncin de aşılması durumunda az önce sizlere diğer grafikten de göstermiş olduğum gibi 5.58 yani 5.59 seviyesine ve buranın da aşılması durumunda haftalık hedefi olan, haftalık pivot hedefi olan 5.60-5.63 aralığı gündeme gelebilir imiş. Şimdi değerli arkadaşlar, bu bilgilerin ardından tabii ki yine önemli olan bir başka konu Merkez Bankası. Bugün dolar 5.50'nin üzerine test ettiği anlarda neler yaptı? Bugün de short işlemleri yapmaya devam ediyor mu, etti mi sorusuna cevap bulmaya çalışalım. Evet değerli arkadaşlar, Merkez Bankası bugün yine piyasalarda son derece aktif bir konumdaydı. Özellikle ve özellikle saat 17 itibariyle gelen haberlerin de etkisiyle saat 17'de çok önemli bir hacim oluşmaya başladı. O saatler itibariyle tabii kimin alıp kimin sattığını göremiyoruz ama Merkez Bankası bütün kontratlarda en büyük hacimleri yarattığı için zannediyorum ki onun da etkili işlemleri olmuştur. Evet, Merkez Bankası 41.282 kontrat bugün de short pozisyon açmış. Bugünkü short pozisyonlarının maliyeti ise 5.55. Arkadaşlar bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu konuda çok fazla soru geliyor. Serbest piyasa rakamları ile dolar TL kurunun yurt dışı kotasyonundaki görmüş olduğu değer ile viop piyasalarında görmüş olduğu seviyeler birbirinden farklıdır. Diyeceksiniz ki dolar 5.55 maliyetten görünüyor ama 5.55'i görmedi ki. Hayır, bu viop verileridir. Dolayısıyla viop piyasasında işlemler farklı rakamlardan geçiyor. Özetle 5.55 seviyesinden ortalama maliyette
41.300 kontrat short pozisyon açmıştır. Peki Ocak vadede Merkez Bankası'nın elindeki toplam kontrat sayısı ve maliyeti ne olmuş? Ocak vade itibariyle henüz Ocak vadenin çok başında olmamıza rağmen 374.000 kontrata ulaşmış durumda ve ortalama maliyeti 5.50 civarlarında. Gelelim arkadaşlar Şubat kontratlar itibariyle ne yaptığına. Şubat kontratta hacim bugün oldukça yüksekti ve Merkez Bankası 126.000 kontrat gibi oldukça ciddi sayılabilecek, daha doğrusu bir gün için oldukça ciddi sayılabilecek bir kontrat short pozisyon açmıştır. Ve bunun ardından ise Şubat ayı itibariyle Merkez Bankası'nın elindeki kontrat sayısı 543.000 seviyesine ulaşmış ve ortalama maliyeti 5.60'lar seviyesinde. Ve en son olarak ise Nisan vadeye bakalım. Mart ayında herhangi bir kontrat mevcut değil arkadaşlar. Borsa tarafından Mart ayında açılmış olan bir kontrat olmadığı için işlem de yapılmıyor. Nisan ayı itibariyle Merkez Bankası bugün 93.000 kontrat civarında bir pozisyon açmış durumdadır. Yine bir gün için oldukça yüksek bir rakamdır. Özellikle Nisan vade gibi işlemlerin daha sığ olduğu bir ortamda ve Merkez Bankası Nisan vade itibariyle toplam 369.000 kontratı bulunuyor. Ortalama maliyeti ise 5.73. En son Merkez Bankası'nın işlemleriyle ilgili olarak yapmış olduğumuz analizde Merkez Bankası'nın maliyet seviyelerine oldukça yakın bir duruma geldiğini, Kasım ve Aralık aylarında olduğu gibi elinin çok rahat olmadığını ifade etmiştim. Hatta artık maliyetinin dahi dışına çıkmak kaydıyla terste kaldı ifadesini kullanabileceğimiz şekilde, yani zararlı bir konuma, son kapanışlar ve son uzlaşma fiyatları itibariyle zararlı bir konuma gelmiş olduğundan bahsetmiştim. Şu anki tablo itibariyle aşağı yukarı dengeli bir duruma gelmiş durumda. Ama tabii ki Merkez Bankası'nın önümüzdeki süreçte dolar TL üzerindeki baskısını devam ettirip ettirmeme noktasındaki kararlılığını, özellikle dolar TL'nin yukarı yönlü hareketleri olduğu zaman baskısını ne ölçüde devam ettirebileceğine dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü artık Merkez Bankası maliyetlerinin dışına çıkmaya başladı ve bu kararlılığını şu ana kadar çok net bir şekilde ortaya koydu ama önümüzdeki günlerde bu kararlılık ne kadar devam edecektir? Bunu yakından izlememiz gerekiyor. Zira çok ters durumların söz konusu olması durumunda Merkez Bankası elindeki kontratları vade sonunu beklemeden de kapatmak cihetine gider mi? Bu sorular biliyorsunuz üzerinde durulması gereken, aslında bugünden cevabını veremeyeceğimiz, ancak ve ancak yaşayarak görüp tanık olabileceğimiz durumlardır. Ama net bir görünüm var ki dolar TL'nin özellikle 2019 yılı içerisindeki hareketliliği devam ediyor ve Merkez Bankası'nın da bu anlamdaki dolar TL'nin hızlı ve sert yükselişine engel olabilmek adına ciddi gayretleri, 2018'in son dönemlerindekinden de daha ciddi gayretlerini görmekteyiz açtığı kontrat sayıları itibariyle devam ediyor. Ve bir önemli husus ise bugün dolar TL'de, dolarda yaşanan küresel anlamdaki ciddi kayıplara rağmen dolar TL'nin hala mukavim, güçlü bir durumda kalmaya çalıştığını da gözlemlemiş durumdayız. Bugün küresel piyasalarda dolarda yaşanmış olan değer kaybının ben çok kalıcı olacağını düşünmüyorum. Özellikle ve özellikle euro dolar paritesi olarak şurada görmekte olduğunuz 1.55-50'lere yaklaşmış olan euro dolar paritesinin tekrardan 1.15-1.15-50'lere ulaşmış olan paritenin tekrardan 1.15'in aşağısına inme ihtimalini biraz daha olası görmekteyim. Bu ise biliyorsunuz doların küresel, daha doğrusu euro karşısında, tabii ki buna paralel olarak da Japon yeni karşısında da bir değer kazancı anlamına gelebilecektir. Ama çok daha önemli bir husus var ki şu anda küresel piyasaları takip etmekten daha ziyade kendi iç dinamiklerimiz ile baş başayız. Yurt dışında çok olumlu rüzgarların estiği anlarda bile dolar TL'nin bundan etkilenmemesi veya olumlu etkilenmemesi mümkün olabilir. Çünkü şu anda özellikle son olarak açıklanmakta olan çeşitli teşvik paketleri, ki yarın da KOBİ'lere yönelik olarak açıklanacak olan bir paketten bahsediliyor. Bunun gibi birçok paket açıklanıyor.
Elbette ki ekonominin canlanması ve kamuoyunun, halkının menfaatlerini ilgilendirecek konularda atılacak adımları takdirle ve alkışla karşılıyoruz. Ama biz olayın ekonomik boyutuna bakacak olursak, bütün bunlar hazineye bir yük getirecektir ve hazine içinde bulunduğu bu yükün, omuzlarındaki yükün artması durumunda piyasalarla nasıl etkin bir şekilde mücadele edecektir? Mali disiplin bozulacak mıdır? Yeni ekonomik program olarak adlandırılan YEP programından bir takım tavizler verilmiş olacak mıdır? Ve özellikle seçim süreci içerisinde atılan bu cömert adımlar hazine ve ekonomiye hasar verecek midir? Ve bu hasarların seçimler sonrasında nasıl giderileceği ve onarılacağı gibi konular yabancıların, özellikle yabancıların ciddi şekilde düşündükleri, cevap aradıkları konulardır. İşte bu belirsizlik ortamı içerisinde de ben dolar TL için aynı görüşümü tekrar ediyorum. Özellikle Ocak sonu ve Şubat ayı itibariyle hareketliliğin birazcık daha hızlanma olasılığına önem vermekteyim şahsi görüşüm olarak ve hele ki her ne kadar çok kolay bir ihtimal olarak görmüyor olsam da kağıt üzerinde var olan bir ihtimal olarak da Merkez Bankası bir faiz indirimine gidecek olursa dolar TL'nin bu noktada biraz daha hareketli günler yaşamak suretiyle 5.86 bandı ardından da 6.20-6.40 olarak sonraki direnç bölgesi olarak hedeflenen bölgelere doğru ataklar yaşayabileceğini tahmin etmekteyim. Bunlar tamamıyla teknik hedeflerdir. Asla benim 2019 yılına ait şahsi tahminlerimi içermemekte. Biliyorsunuz tahmin değil, analizle o anki koşulları dikkate alarak önümüzdeki seviyeleri konuşmayı ve analiz etmeyi daha doğru bulmaktayım. Evet sevgili arkadaşlar, bildiğiniz gibi sıklıkla analiz aktarmaya çalışıyorum. Ekstra durumlar söz konusu olduğu zaman zamanlı zamansız bu analizleri aktarmaya çalışıyorum. Bunlardan anında haberdar olabilmek istiyorsanız lütfen bu YouTube kanalına üye olunuz. Üyelik ücretsizdir, bunu biliyorsunuzdur zannediyorum. Bu şekilde derhal yapılan ve eklenen analizlerden haberiniz olacaktır. Eğer ki gün içerisindeki gelişmeleri, gün içerisinde de piyasaları takip ediyorsanız, kısa marjlar arasında alsatlar yapıyorsanız, biop veyahut da forex piyasalarında işlemler yapıyorsanız, sizler için 3-5 basamaklık adımların da önemli olduğunu biliyorum. Bu anlamda gerek 2 saatlik gerek 4 saatlik veya o anki etkileşime bağlı olarak da kısa süreli periyotlarda dikkate alınacak olan destek ve dirençleri hem dolar adına hem de endeks adına aktarmaktayım veya önemli gördüğüm hususlar içinde bildirimlerde bulunmaktayım. Bu amaçla Twitter adresimi de @halukcanbek adresinden takip edebilirsiniz. Evet, sonsuz sevgiler ve saygılarla bir dolar TL analizini daha noktalamış olduk. İyi akşamlar diliyorum, saygılar sunuyorum, hoşçakalınız.